Evet seyirciler, haber bültenimiz devam ediyor. Stüdyoda iki değerli konuğumuz var. Kimdir onlar? Gazeteciler Mehmet Şenol ve Derya Sarılarlı. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayın konuğumuz ikisi de. Niye yayın konuğumuz ikisi de? İki değerli gazeteci niye aldık? Onu hemen ben nacizane dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Yeni bir programda karşınızda olacaklar. Önümüzdeki hafta ekranlarda olacaklar. Yine televizyon ekranlarında olacaklar. Nedir programın konusu? Şimdi ne anlatacağız? Programımız öncelikle Edirne'de siyasete ve güncel konulara ağırlık verildiği, Edirne'de siyasetçilerin, bürokratların ve iş dünyasından konukların yer alacağı bir program olacak. Burada Edirne'ye dair her şey konuşulacak. Katılıyoruz Derya Bey. Evet, geçtiğimiz sezonda zaten ekranlarınızdan yayınlamıştık programımızı. Yine aynı konseptin içinde. Tabii canlı yayın olması önemli. Edirne ve Türkiye gündemini ilgilendiren konuları ele alacağız. Olayların arka planlarını da burada biz gündeme getirip izleyicileri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Yani tek düze bakmaktan ziyade bir gazeteci gözüyle yaşadığımız olayları nasıl süzgeçten geçirecekler, ne yapacaklar, aslında ne olduğunu anlatmaya çalışacaklar bize yorum zamanında değil mi? Evet ve ilk programımız da 2 Eylül'de çarşamba günü saat 21'de olacak. Bunu da buradan izleyicilerimize duyuralım. Değerli bir de konu var galiba. Evet, Mehmet Bey'i bırakalım onda. Konuğumuz kim olacak? Şimdi Mehmet Bey? Şimdi programımızın ilk konuğu Edirne'nin değerli valisi Dursun Ali Şahin Bey olacak. Kendileriyle de geçtiğimiz günlerde gittik, görüştük ve programımıza davet ettik. O da memnuniyetle kabul ettiğini söyledi ve önümüzdeki hafta ilk konuğumuz Sayın Valimiz olacak. Peki, şimdi sizi yakalamışken, iki değerli siyasetçi yakalamışken bugün erken seçimin 1 Kasım'da pazar günü yapılacağı kesinleşti. Özellikle yerel siyasete bakalım biraz da. Milletvekili adaylarımız değişir mi? Bizim yerelde siyasetteki oranlarımız değişir mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi Yavuz Bey, öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Siyasette her zaman ihtimaller vardır. Olmaz dediğiniz olur. Aday yapılmaz dediğiniz sabahında kalktığınızda aday olarak karşınıza çıkabilir. Bunu geçtiğimiz Haziran seçimlerinde de yaşadık. Evet. Şemsettin Emir Bey'in AK Parti Edirne milletvekili şu anda kendisi. İsmi hiç gündemde yokken bir anda listelerin başına geçti ve herkese bir sürpriz yaptı. Şimdi yine bu seçimde de her an her şey olabilir. Yani %90 yani bir ihtimal bazen %99'un önündedir. AK Parti için de bunlar geçerli, CHP için de. Ama ben Edirne özelinde genel anlamda konjonktürün değişmeyeceğine inanıyorum. Adayların da değişmeyeceğine ama ihtimalleri de göz ardı etmemek lazım. AK Parti'de öne çıkan isimler var. CHP'de ona kaza ama genel anlamda aynı adaylarla sürece devam edileceğini, sürprizlerin de olacağını düşünmek lazım diye. Peki. Sizin öngörünüz nedir Sayın Derya Sarılar? Evet. Belirsizlik bence en kötü karardan bile daha kötü oluyor. İşte ülkemizdeki yansıyan sonuçlarını görüyoruz. Ekonomik olarak işte terör arttı. Bunları tabii biz aynen Edirne'de de yaşıyoruz. Türkiye'de olan her şeyin yansıması burada yer alıyor. Tabii seçim kararı verildi. Artık tarih belli oldu. Burada tabii CHP'nin bir ön seçimi vardı Edirne'de malumunuz. Adayların %85'ini CHP zaten ön seçimle belirlemişti. Evet. Yenilenir mi peki? Şimdi bu YSK'dan ön seçim yapma veya yapmama ile ilgili kararı CHP'ye bırakıldığını duyduk, öğrendik. Şimdi top Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu'nda. O kendisi karar verecek. Edirne için ve diğer iller için ön seçimi düşünmüyorlar. Çünkü parti yöneticileri sık sık mevcut adaylarla seçime gireceklerini lanse ettiler. Bu tabii normal. Neden? Çünkü yeni seçilen milletvekilleri daha meclise doğru düzgün oturamadı bile. 22 saat kadar görev yapmışlar meclisin içinde. Tabii kendilerini göstermeleri gerekiyor. AK Parti'de durum ne olur? AK Parti'de şu an seçim hükümeti kurma telaşı var. Henüz daha tam seçimle ilgili böyle adaylarla ilgili konular daha gündeme gelmedi. Ama bazı illerde aday değişeceğine ilişkin sinyalleri aldık. Edirne bunun içinde var mıdır yok mudur bunu ileride ele alırız diye düşünüyorum. 7 Haziran'daki seçimlere baktığımızda biliyorsunuz CHP Türkiye'de en çok oy oranını Edirne'de aldı. %57 civarında bir oy aldı. Yani Edirne'de CHP bence adaylarından memnun olmalı. Çünkü çok yüksek bir oya ulaştı.
AK Parti 16 bin kadar bir kaybı vardı oylarında. Gerçi bütün Türkiye'de AK Parti'nin düşüşü var. O yüzden adaya bağlamamak lazım bu kaybı gene. Yine Şemsettin Emir aday olarak, ilk sırada aday olarak gösterilebilir büyük ihtimal. Oy oranları değişir mi son olarak? Ben şunu yürekten düşünüyorum. Edirne'de çok büyük bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Türkiye genelinde bir şey demiyorum ama Edirne'de mevcut tabloyu tekrar görebiliriz diye düşünüyorum. Peki. Eklemek istediğiniz bir şey var mı değerli konuklar? 2 Eylül'de artık olayları daha da detaylı ele alacağız. Konuklarımız da olacak. İzleyicilerimiz de artık o zamana bir randevu verelim diyorum. Sizin de aracılığınızla. Peki efendim. 2 Eylül'de görüşmek üzere dediler. Onları uğurladık. Ana haber bültenimiz devam ediyor.